Rusya ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar aralıksız devam ederken cephe hattından ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus güçlerine ateş açan bir Ukraynalı asker Allahu Ekber diye tekbir getirirken onu çeken diğer asker "Sen Ukraynalı bir Slavsın niye Allahu Ekber diye bağırıyorsun?" dedi. Ateş eden Ukraynalı asker "Böyle iyi vuruyor." dedi. Diğer yandan Rus askerler ellerinde el bombaları ile şehri teslim almaya gitti. Ukrayna'nın Konotop kentinde Rus askerleri şehrin yöneticilerine giderek şehri teslim etmelerini istedi. Yetkililerle görüştükten sonra bina dışına çıkan Rus askerler ellerine el bombası alarak bina önünde toplanan halkın arasından araçlarına gitti. Dokunursanız el bombasını patlarız mesajı veren Rus askerler, halkın protestoları arasında şehirden ayrıldı. Rus askerlerinin bu görüntüsü, Türk dizi tarihinin en önemli dizilerinden birisi olan Kurtlar Vadisi'nde başrol oyuncusu Polat Alemdar'ın Cerrahpaşalıların kahvehanesine gittiği sahneyi hatırlattı. Öte yandan Ukrayna halkı Rus ordusuna karşı birlik olmaya ve Rusların önünde barikatlar kurmaya başladı. Rus askerlerinin elinde bulunan bölgelerdeki halk askerleri protestolara başlarken, bazı bölgelerde Rusların geçişini engellemek amacıyla barikatlar kuruldu birçok kentte Ruslara karşı protestolar devam ediyor. Rusya ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yi iktidardan indirebilirse yerine eski cumhurbaşkanını getirecek. Ukrayna'da, Ukrayna-Avrupa Ortaklık Anlaşması'nı reddeden ve 2014 yılında Ukrayna devriminde görevden alınan Ukrayna'nın 4. Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovic, Belarus'un Misk şehrinde hazır bekliyor. İstihbarat raporlarına göre, Rusya'nın Yanukovic'i Ukrayna Cumhurbaşkanı yapmak istediğini bu nedenle Minsk şehrinde hazır beklediği kaydedildi. Kiev Belediye Başkanı Kliçko, düşman, başkent yakınlarına güçler toplamaya devam ediyor. Gece Bila Serkiv, Buça ve Gostomel'de şiddetli çatışmalar devam etti. Biz hazırlanıyoruz ve Kiev'i savunacağız. Kiev ayakta ve ayakta kalacak, biz savaşacağız dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini, Ukrayna'nın Rusya ile görüşmeyi Amerika'nın isteğiyle ertelediğini iddia etti. Lavrov, Batı, Rusya'nın yeni Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulmasına ilişkin taleplerini hayata geçirmeyi reddetti. Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden deneyimli bir adam ve daha önce savaşa tek alternatifin yaptırımlar olduğunu söylemişti dedi. Rusya'ya hedef alan yaptırımlarının boyutu hakkında konuşan Lavrov, Rusya yaptırımlara hazırlıklıydı ama sporcuların, gazetecilerin ve kültür endüstrisi temsilcilerinin hedef alınmasını beklemiyordu. Çok sayıda dostumuz var, izole edilebilmemizin imkanı yok dedi.